Herkese merhabalar, ben Nilay. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kapaktan da görmüş olduğunuz gibi bir kimono ve pantolon dikimi paylaşacağım. Bu kimonoyu yaparken yaklaşık olarak 2 metre kadar kumaş kullandım. Alt pantolon için de 1,5 metre kadar kumaşınız yetecektir. Bu sizin boyunuza ve kilonuza bağlı açıkçası. Ben 1,5 metreye yakın bir kumaş kullandım. Yeterli oldu. Bu şekildeydi. Kumaş türüne gelecek olacaksak da kimono için krep kumaş kullandım. Yine aynı bu üzerimdeki kumaşın türünden. Bunların bir ismi oluyordu ama unuttum maalesef. Krep kumaş kullandım. Alt içinde yine bir krepin türü diyebilirim. Pantolonun içinde onu kullandım. Bu şekildeydi. Umarım videom hoşunuza gider. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden kanalıma abone olup videomu beğenirsiniz. Çok çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet, kumaşımızı önce ikiye daha sonra tekrar ikiye yani dörde katladım. Ve pantolonumu görmüş olduğunuz gibi yerleştirdim. Ben kendi bedenime uyan bir pantolonumu kullandım. Bu şekilde pantolonumu kesiyorum. Evet, kestikten sonraki görüntümüz bu şekilde oluyor. Şimdi kimonomuzu kesmeye geçiyoruz. Kalıbımı görmüş olduğunuz gibi yerleştirdim. Koltuk altından kalçaya doğru açma yaptım. Şimdi birer santim paylarımı çiziyorum. Boyumu da yaklaşık olarak 100 santim kadar kullandım. Boyunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Evet, bu şekilde kesiyorum. Evet, kesim işlemimiz bittikten sonra kalıbımızı çıkartıyoruz. Şimdi bir parçayı ayıracağız. Bir parçamız arka parça, diğer parçamız da ön parça olacak. Ön parçayı ortadan ikiye keseceğiz ve ön taraf için vermemiz gereken açıklığı vereceğiz hep birlikte. Bu şekilde ayarladıktan sonra orta kısmını güzel bir şekilde açıyorum. Evet, bu şekilde orta kısmını açtıktan sonra omuz bitiminden görmüş olduğunuz gibi aşağıya doğru ben 15 santimlik, pardon 30 santimlik bir çizgi iniyorum ve o çizgiden kesiyorum. Böylelikle önün ovalliğini vermiş olduk. Evet, şimdi de kol kalıbımı yerleştiriyorum. Kumaşımı yine öncelikle ikiye, daha sonra tekrar ikiye katladım. Bol bir kol olmasını istediğim için kol kalıbımı yerleştiriş şeklim bu şekilde. Kumaş katından bayağı uzakta yerleştiriyorum. Ama omuz kısmı kolun kumaşa sıfır bir şekilde yerleştirdim. 1 santim paylarımı vererek kesiyoruz. Kol kalıbımız da bu şekilde hazır olmuş oluyor. Evet, şimdi yapmamız gereken işlem ön taraf için bir parça keseceğiz. Ön tarafta kullanacağımız bir kumaş parçası olacak. Kumaşın iki katından kullanacağız bu parçayı. O yüzden ben yaklaşık olarak 15 santimlik cetvelimin ölçüsü kadar
15 santimlik bir, yani 15 santim eninde, boyu da kimonomuzun ön kısmının uzunluğu ne kadar geliyorsa onu ölçerek yaparsanız daha iyi olur. O şekilde o ölçüye uygun boyunda, eni de 15 santim olan bir parça keseceğim. Evet, çizme işlemimiz bittikten sonra çizdiğimiz yerlerden kumaşımızı güzelce kesiyoruz. Dediğim gibi 15 santim eninde kullandım ben. Yani ikiye katladığımız zaman, dikiş payını da çıkarttığımız zaman 7 santim eninde bir parça oluyor. Siz bunu isterseniz 5 santim de kullanabilirsiniz. Ama maksimum bu kadar olur. O şekilde söyleyeyim. Diğer türlüsü biraz kaba durabilir. Evet, bu şekilde katlayıp kullanacağız. Evet, şimdi de dediğim gibi kumaşın tamamen eninden çıkmadığı için ekstra olarak bir parça daha kestim. Ek olarak. Bu kalan kumaşlarımdan da kemer parçası kesiyorum. Kemer için bir parça. Kemerimi de yaklaşık olarak 10-11 santimden kestim. Yani 5 santim eninde bir kemer olacak ikiye katlandığı zaman. Evet, şimdi bu şekilde A kısımlarımızı dikiyoruz. A kısımlarımızı birleştirdikten sonra da açıp, yani orayı daha sonra göstereyim. Evet, bu şekilde A kısmımızı diktikten sonra pantolonumuzu açıyoruz ve bu şekilde ortadan tam olarak A kısmımızı birleştiriyoruz. Bu birleştirme işlemini de yaptıktan sonra paçalarımızı katlıyoruz. Belimize geçireceğimiz lastik kısmını da ben yaklaşık olarak 4-5 santimden katlayıp güzelce dikeceğim. İçine lastik geçireceğim. Evet, bel kısmımızı da bu şekilde yaklaşık içine 1 santim vererek temiz bir görüntü oluşturması için iğneledim. Ve böyle yaklaşık olarak yarım santimden dikeceğim. Daha sonrasında da burada bir açıklık bırakıyorum. Açıklıktan lastiğimi geçirdikten sonra tekrardan burayı dikebilirsiniz. Evet, şimdi kimonomuzun kol kısımlarını omuz kısımlarından öncelikli olarak omuzlarımızı dikip 1 santimden birleştiriyoruz. Daha sonra overlocklarını çekeceğim. Evet, şimdi de kolumu yerleştirdim. Bu şekilde yüzü yüzüne bakacak şekilde iğneledim. Ve 1 santimden iki tarafı da dikeceğim. Daha sonra da diktikten sonra kol uçlarından başlayıp etek uçlarına kadar yan birleştirmelerimi yapacağım. Evet, yan birleştirmelerimizi yaptıktan sonra koltuk altından kol ucumun dikişini de bu şekilde yaptım. Lastik geçirmeyi düşündüm ama daha sonra bol kol kalmasına karar verdim. Bu şekilde yaptım. Bu işlemi de yaptıktan sonra biliyorsunuz ki ön taraf için bir böyle pat parçası hazırlamıştık. Bunu da yerleştirirken ben şu şekilde yapıyorum. Kumaşımı böyle düz gelecek şekilde ikiye katladım. Yine kumaşımın ön yüzünden bu şekilde yerleştirip iğneliyorum. Bu pat parçamın orta noktasını buluyorum. Kıyafetimin de yine arka yaka kısmından orta noktasını buluyorum. Denk gelecek şekilde orta noktadan iğnelemeye başladım. İki yanlara eşit şekilde dağıtmaya çalıştım. Ve bu şekilde diktiğimiz zaman da ön tarafın görüntüsü bu şekilde olacak.